Efendim? Konuşmak istiyorum. Hiç vaktim yok. Bihter, konuşmamız lazım. Firdevs Hanım dün beni huzursuz edecek şeyler söyledi. Neredesin? Evin yakınındaki daha önce geldiğimiz yerdeyim. Tamam. Bekliyorum. Firdevs Hanım ne biliyor Bihter? Ne konuştunuz? Onu evden senin gönderdiğini söyledi. Çok şey bildiği için gitmesini istiyormuşsun. Bu sabah da aksini söyledi. Neler oldu? Senin yüzünden anneme boyun eğmek zorunda kaldım. Ne biliyor? Bana atölyenin dili olsa da konuşsa dedi. Beni ne hale düşürdüğünü gör işte. Beni ne zor bir duruma soktun. Sen ne durumdaysan ben de aynı durumdayım. Görmüş mü? Bilmiyorum. Adnan'a bildiklerini söylemekle tehdit etti beni. Büyük bir ihtimalle blöf yapıyor ama riske atamazdı. Beni senden korumak adına Adnan'la konuşabilirdi de. Buna bu kadar büyük anlamlar yüklemeye gerek yok. Olanlar bir anlık bir şeydi. Öyle deyip de sıyrılıp çıkamazsın işin içinden. Ateşle oynuyorum dedin. Benim orada olduğumu bile bile geldin atölyeye. Beni sen çağırdın. Ne diyorsun sen? Ben bir kadının konuşmadan söylediklerini çok iyi duyarım Bihter. Sen gerçekten... Sen çağırdın. Hala da sen çağırıyorsun. Ben senin kurbanınım aslında. Hiç o kadar masum değilsin. Senden nefret ediyorum. Emin misin? İster misiniz? Hayır. Teşekkür ederim. Kalkıyorum. İyi günler efendim.